Hristiyanların Birliği için Dua Haftası'nda İzmir'de yapılan akşam dualarının sonuncusu İzmir'in koruyucu azizine adanan Aziz Polikarp Kilisesi'nde yapıldı. İzmir Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyor Lorenzo Pretto rüyasetinde yönetilen duaya tüm kiliselerden gelen rahipler ve inanlılar topluluğu katıldı. Hristiyanların Birliği için Dua Haftası'nda İzmir'de yapılan akşam dualarının sonuncusu İzmir'in koruyucu azizine adanan Aziz Polikarp Kilisesi'nde yapıldı. İzmir Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyor Lorenzo Piretto riyasetinde yönetilen duaya, İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Peder Atanasios Kadzikas, Anglikan Kilisesi rahibi James Buxton, Buca Protestan Baptist Kilisesi Pastörü Ertan Çevik ve tüm kiliselerden gelen rahipler ve inanlılar topluluğu katıldı. İzmir Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyor Lorenzo Piretto verdiği vaazında, Mesih İsa'nın ruhu tüm hepimizi bu akşam bir araya getirdi. Bugün Aziz Pavlus'un tövbe etmesini anıyoruz. Aziz Pavlus Şam yolunda ilerlerken Rab İsa ile karşılaştı. Pavlus Hristiyanlara zulmeden biriyken, kanını dökmeye kadar götüren bir tanıklıkla İncil'i duyuran elçi oldu dedi. Hristiyanların birliği için Doğa Haftasının bu seneki konusu Malta Hristiyan cemaati tarafından seçilen elçilerin işleri bölümünden bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler ayeti oldu. Episkopos Piretto Aziz Pavlus'un da bulunduğu geminin Malta Adası kıyılarında karaya oturması anlatımının sonunda yer alan bir cümle olduğu belirtildi. Bu bağlamda Aziz Pavlus geçmişimize rehberlik eden ve asla cesaretimizi yitirmememizi sağlayan ilahi inayete inanmaya bizleri çağırıyor diyerek devam etti. Hristiyanlar olarak sadece birbirimizi kabul ederek değil, aynı zamanda dil, kültür ve iman bakımından bizden farklı olanları da sevgiyle karşılayarak birliğimizi gösterelim. Bu sayede birliğe yönelik görevimiz herkesi kabul etmeye dönüşür. Rab İsa da Allah'ın kurtarışını ve sevgisini herkese ilan etmek bizim görevimizdir diyerek sözlerini tamamladı. Akşam duası okunan mezmurlar ve ilahiler sonrasında tüm cemaat hazırlanan ikramlar eşliğinde kardeşlik ve birlik içerisinde iyilik dilekleriyle sonlandı.